1,5-3 ne demek? Değer anlamda yani benzerliği göstermek istedim. Benzer değerlere karşı. Şimdi orası Ali Uyan. Burası da benzer aslında. Ha. Ama belli noktalarda değişiyor. Evet. Değerin isteniz de bunu nasıl ölçeceğiz burada? Buradan ölçebilirdik ya. 300 metre. Benim pişti. Aynen, biri çaktım. Eser bu taraf. Bu tarafta bir. Buraya kim bakıyordu? Üstü bakıyor. Üstü yanında kim vardı? O çok şuraya gösterdi. Bu yüzey sular için çok fazla derine değil herhalde. Yeni kablo böyle aküler. Araziler akşamdan yaydılar mesela. Ertesi güne kadar belli bir saate kadar. O 750 tarafa taktın mı şey Yaşar? Yerde dalga yaratmaya çalışıyorsun. Olmuyor mu? Araçla, araçla. Araçla yaptılar çünkü. Evet, buarken dünyanın en kaliteli incirlerin yetiştiği bölge, aynı zamanda ürün çeşitleri açısından en zengin üretimin yapıldığı, tarımsal üretimin yapıldığı bölgelerden bir tanesidir Aydın ve Buarken. Ama bizim tabii son dönemlerde kuraklıkla ilgili sorunlarımız var. Kuraklık baş gösterdi bilindiği üzere. Adıgüzel Barajı'ndan gelen bir sulama kanalımızla biz arazilerimizi suluyoruz. Tabii son noktasındayız. Buraya gelinceye kadar su, birçok bölgede tabii su ihtiyacı var. Tarımsal sulama yapılıyor. Bize su fazla maalesef zaman anlamında da daha zamanda su geliyor, az zamanda su geliyor. Miktar olarak da daha az su geliyor. Dolayısıyla Buarken'in böyle bir sorunu var. Biz sulama sorunu, tarımsal sulama sorunu tamamen kökten çözmek istiyoruz. Bu amaçla da DSİ ile de görüşmeler yaptık. Sulama kanalını bu mağdur olan suyun az intikal ettiği bölgelere besleme yapmak istiyoruz. Sulama kanalını besleme yapmak istiyoruz. Bunun için de en az 4 tane, 5 tane kuyu açalım istedik. Sulama kuyusu. DSİ tabii bu talebimizi olumlu karşıladı. Genel müdürümüz olsun, bölge müdürümüz olsun. Şimdi onun çalışmalarına başladık. Önce su açılmasını düşündüğümüz, kuyu açılmasını düşündüğümüz bölgelerde bir jeofizik çalışması yapıyor arkadaş, DSİ'den arkadaşlarımız. Onlara refakat ediyoruz. Hangi bölgelerin daha ihtiyaç duyduğunu, hangi bölgelerde su çıkabileceğini düşünerek onlara bizim önerilerimiz, tavsiyelerimiz oldu. Şimdi bu çalışmayı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftada bu çalışmalar sonuçlandığı zaman hemen kuyular açmaya başlayacağız. Önümüzdeki sulama sezonunda da Buhar kentinin işte su ihtiyacı olan, su anlamında en az suyu görmüş olan, mağdur olan bir bölgeyi de biz 12 ay önce sulama imkanına kavuşmuş olacağız. Düşüncelerimiz işte açılan kuyulardan her kuyudan saatte 200 tonluk su almak. 4 kuyudan veya 5 kuyuyu açarsanız 1000 ton saatte su alma imkanımız olacağını düşünüyoruz. Bu şekilde sulama kanalına bu şekilde beslediğimiz takdirde bizim sulama sorunumuz oradan kalkmış olacak. Sulama sezonu dışında da biliyorsunuz incir ağaçları, zeytin ağaçları var. Özellikle incir bizim Mart aylarında suya da ihtiyaç duyuyor. Kıştan sulama, kış suyu da ihtiyaç duyan bir ağaç. O anlamda sadece barajdan suyun gelmesini beklemeden de kış aylarında, Mart ayında, Nisan ayında da sulama imkanını da bu şekilde kavuşmuş olacağız biz. Hayırlı olsun inşallah bu arkende bize. Aynı zamanda yaptığımız yeraltı barajı ile ilgili çalışmalar da son noktaya gelmiştir. Bu arkendinin hemen doğusunda Çağlayan Deresi'nin dibinde geçen sene açtığımız kuyudan bir saatte 200 ton falan su alıyoruz. Şimdi 2000 dönümlük bir araziyi sulayacağız orada. Dünyanın en kaliteli incirlerin yetiştiği bir Kayaburnu mahallemiz var. Orada 2000 dönümlük bir arazi süreceğiz. Sulama alanını genişlettik biraz. O yüzden yaklaşık 8,5 milyonluk bir yatırım olacak. Onun da ihale aşamasına gelmiş durumdayız. Önümüzdeki sulama sezonunda inşallah onu da devreye sokmuş olacağız. Artık damlama, sulama sistemi yöntemlerini geçmemiz gerektiğini herkes tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla biz 2000 dönümü en azından damlama sulama sistemine çevirmiş olacağız. Cinder Barajı'ndan gelen yarım kalan bir hat var biliyorsunuz, kapalı devre sulama sistemi. Onu da yarım kalmıştı, onu da devreye aldık. Yani inşaatı başlıyor, ihalesi yapıldı, sözleşmesi yapıldı. Yakın zamanda o da inşaata başlayacak. O da devreye girdiği zaman işte 2023'te ancak devreye girmesi mümkün. O da 3500 dönüm yer sulamış olacak. Dolayısıyla en azından 7-8 bin dönüm araziyi
yeni açacağımız kuyularla bizim 7-8 bin dönüm araziyi damlama sulama sistemine, tasarruflu sulama yöntemleriyle sulama imkanına kavuşacağız. Su sıkıntısını ortadan kaldıracağız inşallah.